30 dolar. Dayı ciddi bir soru soracağım. Zeon uçakta o son baklava yemeseydin. Bugün ne olurdu <laughs> dostum? Dostum, dostum, dostum. Şimdi bu bir... Timeline. Tamam mı? Şimdi bu zaman çizgisel olmadığı için... Zeon bu noktada eğer baklavayı yememiş olsa şu noktada yükselişi devam edecek ve 40K izleniyor olacaktı. Zeon 40K izleniyor olsaydı Elren ne kitle kalmamış olacaktı ve Elren Jahrein'le hiç kavga etmemiş olacaktı. O yüzden Elren Jahrein ekibinde olacaktı. O baklava yenmeseydi. Ben Jahrein'le Elren aynı ekipte olduğu için ben yayıncılığı burada bırakıp metro turizm <laughs> metro turizmde e, muavin olarak görev yapmış olacaktım. Şuradan şuraya ben yazalım. Ben muavinim. 2019'lara geliyoruz arkadaşlar tabi buralarda. 2016 diyelim şuraya da. Pintipan da burada eğer o baklava yenmesi Pintipan da YouTube'u tamamen eline alıyor ve yaklaşık 10 milyon abone oluyor. Jahren'le ikisi Edren de beraber çok seviyorlar. Ee, beraber yükselmeye başlıyorlar burada. Şu noktada 2018'de çağrı, tabii Cahre'nin Edren, GTRP falan beraber yapıyorlar çağrı diyor beni sarmaz abi. GTRP yapmayacağım diyor. Çağrı direkt olarak abi yurt dışına gidiyor ve bir telefon sektörü başlatıyor. Yurt dışında 2020 senesinde Çağrı'da şöyle bir muhabbet oluyor. Çağrı yaklaşık 10 milyon dolarlık bir servete sahip. Burada servet sahip derken servet sayar da karısını sikmemiş oluyor Serkan Çoban'ın. Serkan Çoban öyle bir video çekmemiş oluyor. Serkan Çoban öyle bir videoyu çekmediği için de e, hiçbir zaman aldatılmamış oluyor ve TikTok bu kadar büyümüyor. TikTok bu kadar büyümediği için <laughs> TikTok bu kadar büyümediği için <laughs> Ee, TikTok bu kadar büyümediği için sektör büyümüyor ve bu sırada bu sırada şimdi olayı anlatacağım AK Parti Jahreyn bu kadar güçlenemediği için AK Parti acayip güçlenmeye başlıyor ama Ekrem İmamoğlu üzerinde de bir Jahreyn baskısı olmadığı için Ekrem İmamoğlu da çok güçleniyor. Bu sırada Muharrem İnce asla dans edemiyor. Muharrem İnce dans edemediği için BBL Heretics karşısında galibiyet alıp ilk galibiyetini almış oluyor burada. BBL galibiyetini aldığı için Ferit şu bölgede Kemal'i takımdan kovuyor. Kemal kendi takımını kuruyor. Navi diye bir takım. Ta bak Kemal yok burada. Ta burada geliyor Kemal. Çünkü o baklava yenmediği için Kemal ta burada devreye giriyor. Şurada. E Kemal ne yapıyor burada? Ya diyor böyle böyle blind ID yapıyor 2021 yılında. 2021 yılında blind ID yaparak gene patlıyor mu? <laughs> gene patlıyor gidiyor bu gene aynı yere geliyor. Bir tek değişmeyen şey Kemal'in yine Instagram'da falan yükselmesi yani o değişmiyor. Ve arkadaşlar en önemlisi de bak şimdi en önemlisi de şurada bir nokta var gördünüz mü? Ben tabi burada neyim metro metro ıı, turizmde muavinlik yapıyorum burada muavinlik yaparken biri bana abi amsos diye bir şey var yer misin diyor cipsle beraber yiyip kim yaptı bunu deyip 2020 yılında twitch'e başlıyorum 2020 yılında twitch'e başladığım için bir telefon firmasının sahibini arıyorum ya diyorum benim telefon fatura fatura gel kardeşim diyor ben amerikadayım gelsene de para vereyim 5 milyon dolar diyor onunla beraber amerikaya yerleşiyorum gay bir çift olarak amerikadayız ve A Beautiful Dead de 5 izleniyor. Hala 5. Düz 5. Şöyle yazalım şuraya. Hala 5 izleniyor. Bu arkadaşlar o baklava yenmeseydi bunlara ha bir de şurada şu var. O baklava yenmediği için bit sektörü hiç baş... <laughs> bit sektörü hiç başlamıyor arkadaşlar. Bit sektörü hiç başlamadığı için ekonomik olarak Türkiye'nin de durumu çok kötü. Ee, yapacak bir şey yok. Mevzu böyle. Var mı başka? Ben şeyde kaldım. Ha. Neydi? Bu zaman çizgisi nasıl çizgisel değil? İşte bak yani bak, bu başka bir çizgi. Bunun da böyle kendi içinde şunu bunu var. Bu başka. yani bir, bir tane yok. Alp baklavayı yerken boğazında kalsaydı ne olacaktı? Dostum boğaz çok etkilemiyor ya. Yedi mi yemedi mi çok önemli. Yedi mi yemedi mi çok önemli. Yani o baklava yendikten sonra artık onun dönüşü yok. Çünkü o baklavaya yani o baklavayı şurada yediğinde taa buradaki <laughs> ta buradaki Can Sungur'un tarih kontenti ta buradaki Can Sungur'un tarih kontentini etkiliyor. Ee, yani buraya kadar etkisi var. O baklava ta şuraya etki ediyor. Anladın Tabii, mı? Peki, Soner Şahinbaş'ın monitörü kırılıyor mu? Soner Şahinbaş'ın monitörü kırılıyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Noobstar'ı kazanıyor <gülüyor> adam. <laughs> Noobstar'ı kazanıyor şurada. Soner Şahinbaş. Böyle ha. bir farkı da var. Baya baya. Sen olmadığın için. Şuradan iki, ben yokum. 2023 yılında da top tier yayıncılardan bir numarayı söylüyorum size. Bir numara Soner Şahinbaş. Bir numara. Yaklaşık 150k falan izleniyor yayın başı. Hala gece mi peki? Sadece gece 1'den 2'ye kadar bir saatlik bir yayın açıyor. Kapatıyor geri 150k izleniyor. Ama chatte 4 kişi yazıyor öyle bir sıkıntı var. <laughs> <laughs> çok delirmiş bot basmış arkadaşlar. Mevzu Çok çıldırıyor bot basıyor. Soner'in yani o baklava yenmeseydi herkes çok kötü etkileniyor. İyi ki diyelim mi abi o zaman? İyi ki diyelim ya. İyi ki o baklava yenmiş. Ve iyi ki biz gay çift olarak çağrıyla yurt dışında telefon firmamız yok. Anladın mı? Mis gibi. Ee, i̇yi ki yenmiş. Rıtıcın koltuğuna Enes Batur'u izletmiyor. Ne? turb is for allah